Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Ormanya'dayım. Kocaeli'ne bağlı bu yer. Buraya da pikniğe falan geldik ama ben o kısımları çok vloglamak istemiyorum. Hatta hiç vloglamayacağım. Burada hobbit evleri falan var. Onları çekeceğim. Ve bir de hayvanat bahçesi var. Çok büyük ve ücretsiz. Yani gerçekten çoğu yer burada ücretsiz. Bu çok büyük bir avantaj aslında bizler için. Çünkü İstanbul'da maalesef böyle yerler çok pahalı oluyor. Ama burası ücretsiz tamamen. Sadece otopark ücreti veriyorsun. Buraları vloglayacağım. Umarım eğlenceli bir video olur ve kısa bir video olur. Videonun devamını izlemeyi unutmayın. Hobbit evlerinde görüşürüz. Şu an Hobbit evlerine doğru yürüyorum. Orasının çok kalabalık olacağını tahmin ettiğim için de videoyu buradayken başlattım. Orada kendimi göstermeden sadece Hobbit evlerini gösteririm. Zaten çok yok. Böyle bir 8-9 tane falan varlar. Bir de yanlış hatırlamıyorsam burada bir film çekildi. Harikalar ülkesi, harikalar diyarı mı ne? Bulursam gösteririm zaten. Filmin afişinde bulursam hemen kenara köşeye bir yere koyarım arkadaşlar. Şu an bir tane Hobbit evini görebiliyorum. Geldim. Maskemi takayım. Hayaller ülkesi çekilmiş arkadaşlar. Bu ilk ev. Şöyle gidelim. Bak bayağı uyandı ya. Kıyam gülüm. Ömer gel Ömer. Hayır şimdi buradan Allah çekeceğim. Hemen gidelim. Ömer Turan. Yürüyemiyorum bile. O kadar kalabalık ki şu köprüye geçeceğim şimdi. Bir köprü daha boş. Bir de dönen bir değirmen var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Burası çok kalabalıkmış gerçekten. Şurada bir tane daha ev var. Sonra şu tepedeki değirmende fotoğrafım var. Onu hemen kenara eklerim sizin için. Şu tepede de bir tane ev var. Bu tarafta başka ev yok arkadaşlar. Bir de şu yerde var. Şurada bir fabrika var. İşte çok kalabalıklar ama işte boş yakalayamam yani buraları. Bir de fotoğraf çekilmek için tabii ki de kuyruk var. Olmazsa olmaz. Her yeri güzel. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Küçük ama çok kalabalık. Onun içinde her yerde de şöyle haritalar var arkadaşlar. Şu an nereye gidiyoruz? Tahminimce atların yanına gidiyoruz. Burada bütün yerler yazıyor zaten. Buradan gidiyoruz. Bir de böyle bir yol var. Buradan geldiğimiz yol zaten. Ben böyle devam ediyorum. Ben burayı çok sevdim. Yani çok kalabalık değil ya da saat şu an erken olduğu için kalabalık değil. Bilmiyorum artık akşam dönüşte bayağı bir trafiğe kalacağız. Malum bayram bitti ve bayram dönüşü akın akın devam ediyor. Gelirken zaten Kocaeli falan berbattı. Gidiş tarafı, İstanbul'a geliş tarafı. Bakalım akşam nasıl bir durumda karşılaşacağım bilmiyorum. Ama buranın atmosferi çok güzel. Havada çok tatlı tatlı esiyor. Mis gibi de kokuyor. Şu an orman kütüphanesine geldik ve burada çok tatlış bir adam var. Aynı Sena'ya benziyor arkadaşlar. Şöyle içeriye de girelim. Danışma hemen karşılıyor bizi. Çok güzel yapılmış. Gerçekten çok güzel ya. Bayıldım buraya. Bakalım içinde de bir sürü kitap var. Şöyle ilerleyelim bakalım. Beslenme ve sağlık üzerine olan kitaplar burada. Çocuk yetişkinlikleri burada. Şöyle ilerliyor ve burası gerçekten çok güzel. Aynı Harry Potter'daki evlere benziyor değil mi? Şu an o kütüphanenin içindeyim. Ve bir tane okuma salonu var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Kısık sesle konuşuyorum. Çünkü insanlar burada uzanarak kitap okuyor. Tipe bakın. Bu da burada şey yapıyor işte. Şöyle göstereyim. Arkayı döndüm. Böyle minderler var. Uzanarak işte kitap okuyan çok insan var. Gerçekten çok güzel. Ama bazıları da telefonla uğraşıyor. Ben görüyorum. Onlar kitap okumuyor. Şu an bir başka okuma salonundayız. Ve oraya doğru yürüyelim. Sena da görürsün arkadan. Ne yapalım? Mecbur. Şurada çok güzel bir kitaplık var. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir yer ya. Gerçekten çok iyi. Şöyle
oturaklar falan var. Tabii çoğu insan ya kitap okuyor ya fotoğraf çekiniyor falan. Şurada hamaklar var. Hamaklara gidelim gelin. Çok güzel. Hemen geçiyorum. Şöyle göstereyim solumcakları bana böyle. Buraya bayıldım. Şöyle oturdum. Böyle. Taşıyamadı beni galiba. Çok iyi yer ya gerçekten. Çok iyi düşünülmüş. Buranın acilen İstanbul'da olması gerek. Ki böyle sık sık gelebilelim. Güzeller ya gerçekten. Hayvanat bahçesine geldik. Ama çok yoruldum ya gerçekten. O kadar çok yoruldum ki sanki bütün ormana yürümüş hissediyorum kendimi. Bittim yani, pilim bitti. Hayvanların alanları o kadar geniş ki görünmüyorlar bile yani o genişlikte. Az önce böyle bir yığın hareket ediyordu. Öyle dikkatimi çekti. Mesela zoom yapabiliyor muyum? Hemen bakacağım. Yapabiliyorum. Şurada bir tane ceylan var. Şurada hareket ediyor. Hatta bir tane değil, 2-3 tane var. Aa, üçüncü de geldi. Ya o kadar genişler ki görünmüyorlar. Haliyle bizim yanımıza da çok yaklaşamıyorlar. Biz de giremiyoruz terlerden falan. Zaten çok cesaret edemezdim herhalde hayvanların yanına girmeye. Ama yani güzel bir hayvanat bahçesi demem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Sonuçta o hayvanlar burada esir. Ama bilmiyorum da yani en azından alanları çok fazla geniş. Bu bir yandan iyi bir şey yani. Ve dediğim gibi görüyorsunuz bir sürü uçuyorlar ve kanatlanacaklar neredeyse. Şöyle bakalım başka yakınlarda var mı? Burası ceylanların bölümü ama başka yakınlarda yok galiba. En yakını şuradakiler. Gel. Gel. Merhaba. Burada da atlar var. Şu sarı at çok güzel. Ama tabii ki de yakınımızda değiller maalesef. Çağrı mı? Evet, burası da leyleklerin yeri. Şu an onlara doğru gidiyorum. Artık yorgunluktan sesim de çıkmıyor. Böyle bakınca sanki hiç hareket etmiyorlarmış gibi ama ediyorlar yani. Burunları falan hareket ediyor canlılar. Yerleri çok iyi ama bence en güzel yer bunların. Gerçi iki tane görebiliyorum ben. Biri şurada, biri de şurada. Başka yok galiba. Yok, orada üç tane var. İkisi yatıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Görün. Evet, şu an çocuk hayvanat bahçesine geldik ve giriş yapacağız. Şöyle girelim. Bana bak, bana bak, kimse değdirmeden. Gel, gel. Ay park gel, yani burası gerçekten kocaman ya. Artık dolan dolan bitmedi. Koyun, at var bu tarafta. Kirpiler, kanatlılar ve tavşanlar bu tarafta. Biz böyle gidelim bakalım. Olmalı dua okulu, dua kaşıkları.
Saat 14. Eğitimimiz başlamak üzeredir. Katılmak isteyen 7-14 yaş arası tüm çocukları danışmaya bekliyoruz. Bir de az önce anonsu duydunuz mu bilmiyorum ama 7 ile 14 yaş arasındaki çocukları da saat başı orman turuna çıkartıyorlar. Ormanı keşfediyorlar. Hayvanları falan yakından inceletiyorlar. Burada ne var? Keçiler var galiba. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçi bunlar siyah çok görünmeyebilir ama şuradakiler beyaz. Biri de şu. Bunlar daha net görünür. Şu an Güney Amerika'nın lamalarının olduğu yerdeyiz. Şöyle 3-4 taneler. Burada da eşekler var arkadaşlar. İçime bakın ya. Yasa dışı yollarıyla ülkemize sokulmuşlar arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Şu köşeye geçeyim. Aa, gerçi gitmişler şu tarafta. Şöyle bakayım ya. Gel gel kaçma. Kaçtı. İsmini ilk defa duyuyorum. Zaten ülkemizde de çok fazla görünmüyormuş arkadaşlar ve kuşa çok benziyormuş. Ne tiplere bakın. Çok değişikler ya. Ve bunlardan bir sürü var burada. Bu da bir tavus kuşu. Dönüyor şu an. Güzelliğini gösterdi herkese ve birazdan kapatır bence. Şunu fark ettim. Büyükbaş hayvanların yanına giremiyoruz ve bizden çok fazla uzaktalar. Yani ancak kamerayı falan zoomlayıyorsak görebiliyoruz. Ama diğer küçük canlıları böyle altın kafes. Cam panosa koymuşlar arkadaşlar ve yani kapalılar, küçük geldiler ve İnsanlara çok yakınlar. Yani doğayla iç içe maalesef diyemiyoruz o küçük hayvanlara, maymunlara falan. Ama atlar, zebralar, keçiler zaten doğadalar. İyice doğaya salmışlar onları. Görünmüyorlar, ceylanlar falan. Şu anda neredeyiz? Zebraların olduğu yerdeyim galiba. Zebra ve midillilerin olduğu yerdeyim ve aşırı çocuk var ya. Yani şu an kafam şişti çocuk sesinden. Çok fazla çocuk var yani. Zaten çocuk hayvanat bahçesi diye geçiyor burası. Bunlar da beyaz ve büyük atlar. Ay yok, siz benim boyum kadarmışsınız gençler. Sizden biraz korktum. Ama çok tatlısınız. Burunlara bakın. Yan tarafında da midilliler var. Ama orası çocuktan geçilmiyor maalesef. O yüzden hiç o tarafa geçmek istemiyorum. Bu atların bunlara binilmiyor galiba. Ama at çiftliği falan da var. Görmüştüm. Onlara binilip burada ormanın içinde tur attırılıyor. Şuna bak ya. Birini konuşuyor sanki. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Videoyu Kocaeli'ndeyken kapatmayı unutmuşum. Şimdi eve geldim. Zaten berbat bir trafik vardı. Akşam yemeğini yedikten sonra trafiğe kalmayalım diye çıktık ama yani bayağı bir trafikte kaldık. Yani sesim bile gitmiş. Ne ara gitti, ne oldu, ne bitti hiçbir şey bilmiyorum. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. İçinize sinmiştir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Çok öpüldünüz.